İkinci dönemde Barış Hasan da sizlerle birlikte olacak, detayları zaten kendisi konuşuruz tabii. aktarır. Şeref Oğuz'un da aslında resmi gazeteden önce köşesinde bu konu vardı. KDV'nin yeniden eski oranlara çıkarılmasına çalışılıyor. Cep telefonları, tüketici elektroniği, otomotivde lüks araç ve pahalı konutlar için bir defaya mahsus damgalı yeni vergiler tasarlanıyor yazmıştı. Yeni vergiler, külfetler yolda demişti Şeref Oğuz. Heterodoks'un ekonomik bünyede açtığı tahribatın giderilme sürecinde yerel seçim iddiası nasıl finanse edilecek diye sormuş. Üstelik depremin yaralarını sarmak süreci bitmemişken, hele ki ekonominin yeni yönetimi makule dönüş yolunda çırpınırken yeni seçim ekonomisi nasıl olacak demiş Şeref Oğuz. Evet, önümüzde bir seçim daha var. Evet. Ama şöyle geçen bizim Global Konuşmalar programında da ben o konuda şunu söyledim. Şimdi en zor seçimi AK Parti'nin ve Tayyip Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanı'nın en zor seçimi 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimiydi. Böylesine ekonominin çok büyük darbe aldığı ve sıkıntıların çok yukarı çıktığı bir dönemde bile seçimi kazanabildiğine göre yerel seçimlerde çok ciddi bir seçim ekonomisi uygulamalarını ben beklemiyorum açıkçası. Çünkü en fazla çaba harcaması gereken yerler nereler? İşte İstanbul, Ankara, onları tekrar AK Parti ya da Cumhur İttifakı'nın desteklediği adaylara doğru alması gibi bir çabası söz konusu. İzmir'i acaba alabilir miyiz diye çaba harcayacak. Dolayısıyla bütün Türkiye'ye ciddi harcama yapmak yerine nokta atış harcamalar belki yapabilir. O da total bir seçim ekonomisini gündeme getirmeyebilir diye düşünüyorum. Aksi halde şimdi bu kadar vergi artışı yapıyorsunuz. Evet. Tekrar muslukları açarsanız yine gündeme öyle bir şey gelecek. Dolayısıyla bunun kaçarı yok gerçekten de. Bir miktar sıkıntıyla yerel seçime gitmemiz gerekecek diye düşünüyorum ben. Peki dün Bakan Şimşek'ten ekonomi programının 3 temel bileşeni geldi. Onu da biraz aktarmak istiyorum. Bakan Şimşek ekonomi programının 3 temel bileşeni olduğuna dikkat çekerek mali disiplinin, gelirler politikası ve yapısal reformlara vurgu yaptı sosyal medya hesabında. Evet. Şimdi mali disiplin önemli. Çünkü şey açılmıştı. İşte bütçe açığı yani 1,5 trilyona falan doğru geldi. Dolayısıyla o disiplini uygulamak zorundalar. Şey tarafında ise yapısal reform tarafında tabii neler yapacakları önemli. Yani sadece vergi artışları bir yapısal reform gibi sunulamaz. Öyle bir şey düşünülemez. Bu en azından vergi artışları o açıkları bir miktar olsun yamamak üzere atılmış adımlar. Bundan sonra esas yapısal reform konusunda neler yapacakları görmek lazım. Yani takip edin. Şu anda üstü kapalı o mesajın. Evet. Şimdi isterseniz